İzmir'den Kars'a, Çanakkale'den Şırnak'a Cumhuriyetimizin 100. yaşı dün yurdun her ilinde, her köşesinde görkemli bir coşkuyla kutlandı. Yüreklere sığmayan gurur sel gibi meydanlara aktı. Fener alaylarıyla, dev kortejlerle milyonlar Türkiye'nin 81 kentinde Cumhuriyet coşkusu yaşadı. Yer gök kırmızı beyazdı. Ellerde şanlı Türk bayrağı, dillerde marşlar vardı. Cumhuriyetin 100. yaşında yurdun dört bir yanında milyonlar coşku, sevinç, gururla caddelerde, meydanlardaydı. Başkentte Cumhuriyet Kulesi 100. yıla özel ışıklandırıldı. Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahında 1.182.425 ziyaretçiyle rekor kırıldı. Bağımsızlık ateşini yakan ilk kurşunun atıldığı İzmir'de 5 gemi körfezi ışıklarla aydınlattı. Osmaniye'den Konak Meydanı'na 300 metrelik Türk bayrağı açıldı. Binlerce İzmirli dev korteje katıldı. Çanakkale'de on binler 2023 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Fener alayı uzadıkça uzadı. Sahil şeridi doldu taştı. Antalya ışıl ışıldı. Binlerce kişi 400 metrelik bayrakla ve meşalelerle yürüdü. 500 drone'la Cumhuriyet gösterisi büyüledi. Kayseri bir asırlık gururu dünyanın en büyük Türk bayrağıyla kutladı. 78 tonluk A400 uçağını yan yatıran pilot izleyenleri hayran bıraktı. Sivas'ta binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Göğü havai fişekler aydınlattı. Tunceli'de alev topundan 100. yıl yazısı, Atatürk silüeti ve bayrak hazırlandı. Gökyüzüne yüzlerce dilek feneri bırakıldı. İnşallah binlerce yıl bu meydanlarda bu bayram kutlanır. Gazi Paşa'nın söylediği gibi de Cumhuriyet ilelebet payidar olarak kalır. Terörden arındırılan bölgelerde Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde 100. yıla özel 300 araçlık konvoy oluşturuldu. 100 tane araçla gelelim dedik ama vatandaşlarımız çok daha fazla iştirak ettiler. Bir 300'e kadar sayına ulaştığını söylediler arkadaşlar. Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, 2002'de 100. yıla mektup kampanyasına katılmış, kendisine hitaben bu satırları yazmıştı. O zarfı 21 yıl sonra teslim aldı, açıp okudu. Bu mektup eğer yaşıyorsa Salih Altun'a yazılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutluyorum. Dünya lideri Türkiye'ye selam olsun.